Herkese selam canlar. Instagram'ın Türkiye şubesine, Tüpçü'ye hoş geldiniz. İlk önce hemen unutmadan bir like atar, bir abone olursak çok çok beni sevindirmiş olursunuz kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar videomuzun konusu Instagram takipten çıkamama sorunu. İnşallah bu videomuzda onu kökünden halledeceğiz, çözeceğiz. 10 ay önce de bir video çekmiştim. Şimdi yeni nesil videosunu çekiyorum. Şimdi güzel kardeşlerim, ilk önce videomuza geçecek olursak videomuzun bize uyguladığı şu. Mesela şuradan atıyorum. Kim yazalım? Bu nereden çıktı lan? Mesela takip ettiniz. Bir bakıyorsunuz. Geriye giriyorsunuz. Takip etmemiş. İlk başta takip et görürken şeyi yeniliyorsunuz mesela. Sizde tabi ben takip edebiliyorum da. Mesela takip ettiniz, yeniliyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz, aa takipten çıkıyor. İşte güzel kardeşlerim, bunun sorunu ne? İlk önce şöyle yapacağız mesela. Şimdi adamı tuttunuz, takip ettiniz. Takip ettiniz. Bunun bir ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Sonra yenilediğinizde hani takip etmemiş gibi oluyor ya. Onun da şöyle olacak o da. Yani takip ettiğinizde, takibe bassanız bile yenilediğinizde sayfayı takipten çıkmış olacak kendi kendine. Yani takip edemiyor sorunu. Onun da ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Güzel kardeşlerim. İlk önce şuradan şöyle ayarlara doğru bir uzanalım. Aşağıya iniyoruz. Yardıma geliyorsunuz. Bakın bunun sonunda bir taktik daha vereceğim. Sonuna kadar izleyin. Videoyu sardırıyorsunuz, ondan sonra iyice şey yapamıyorsunuz. Sorun bildir. Geri git ve telefonu salla demiş. Ya geri gidemiyorum işte. Şuradan devam et. Sorun bildir. Şuradan. Bakın ben şeyler dahil ettim buraya. Aldığım ekran görüntülerini alıyorsunuz şöyle. Şöyle girelim. Mesela iki ekran görüntüsünde buraya yazdınız. Sonra buraya merhaba Instagram ekibi, takip edememe şöyle arkadaşlarıma takip isteği atmama rağmen otomatik takipten geri çıkıyor. Lütfen yardımcı olun yazdınız. Sonra bunu bir kopyalıyorsunuz. Sonra Google amcaya gidiyoruz. Google amcaya geçiş yapıyoruz. Buraya çeviri yazdığınız metini giriyorsunuz. Siz metini biraz daha güzel yazarsınız. Sonra İngilizceye çeviriyoruz. Şuraya şöyle yazdınız ya, en aşağı indiriyorsunuz şöyle. Bunu da buraya yapıştırıyorsunuz. Yani Türkçe İngilizce olacak şekilde buradan bir gönderme yapıyorsunuz. Göndere basıyorsunuz ve gönderir zaten. Bakın gönderdi o zaten kendisi. Hatta şuradan da her türlü ulaşırsınız, yani destek taleplerimi görebilirsiniz şuradan. Buradan da destek taleplerinizi, o gönderdiğiniz şeyleri görebilirsiniz. Sonra ne yapıyorsunuz? Bakın daha bitmedi. Sonra Gmail'e geliyorsunuz. Gmail'e geldik. Şuradan oluştur diyoruz. Sonra buraya alıcı olarak şunu yazıyoruz. Support
et@istiharam.com. Konu buraya aynı oraya yazdığınızı yazıyorsunuz. Merhaba, Instagram ekibi takip isteği atmama rağmen otomatik takipten geri çıkıyor. Lütfen yardımcı olun diyorsunuz. Aşağıya da indiriyorsunuz abi. Şuraya şöyle yapıştırıyorsunuz. Ha, şeyi. Pardon. Aynı şekil İngilizcesini de alıyorsunuz. İngilizcesini zaten göstermiştim. Çevreye İngilizcesini yazıyorsunuz. Sonra 24 saat veya 48 saat içinde size dönüş yapılacak. Bunun bende 2-3 tane daha taktiği var. Onlar da videoya rağbet gelirse vereceğim güzel kardeşlerim. Abone olup like atarsanız sevinirim. Yani bu şekilde, ancak bu şekilde halledebilirsiniz bunu. Başka türlü zaten kendi kendine hallolmaz. Bazı arkadaşlar da mesela takipten çıkamama sorunu var bazı arkadaşlar da. Kimisi takip edemiyor, o takipten çıkamıyor. Videosunu da çözdük, onu da atacağım ben. Bu sorun ancak böyle çözülür, başka çözülmez. Kimi arkadaşlar var, yıllar boyunca, yıllarca gerçekten diyorum bakın, yıllarca adam ne takip edebiliyor ne takip atabiliyor. Mail de göndermiyor. Yani bunu bilmeyen arkadaşlar çok. Mail de atmıyor. Hani arkasını da aramıyor. Ama acil bir yere bir istek atacak arkadaşına atamıyor. Çok sinir bozucu bir şey. Onun için bu şekilde devam edebilirsiniz. Bu arada video buraya kadardı. Bundan sonrasını izlemeyebilirsiniz güzel kardeşlerim. Sadece konuşacağım. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar, bir sorun olduğunda kendini çözmeye çalışın. Yok bu işte uygulamaymış. Uygulamaya giriş yapıyorsun. Ondan sonra sorun düzeliyor. Bunlar palavra. Bunlara aldanmayın. O kadar kötü art niyetli YouTube kanalları var ki izlenme uğruna atıyor videoyu, size saçma sapan uygulamalar öneriyor. Giriyorsunuz o uygulamaya, işte durum düzelmiyor ama uygulama sizin IP'nizi çalmış oluyor. Gidiyor başka şirketlere sizin IP'nizi satıyor. Yani onun için böyle genelde bu işler, hani Instagram konusunda bir sıkıntı yaşıyorsanız sosyal mühendislikle halledilir bu işler. Uygulamalar genelde pek bir işe yaramaz. Uygulamalar genelde kâr marjlı, işte yapan kişilerin cebini doldurmak için oluşturduğu sallama bir taktik. Onun için sosyal mühendislik nedir? İşte Instagram'ın kendi mercilerine ulaşarak sorunu halletmek gerekir. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun diyorum.